Herkese selamlar. Evde aracımızın aküsünü nasıl şarj edeceğiz onu göstereceğim. 12 volt değerinde olan aküleri bu şekilde şarj edebilirsiniz. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri size göstereyim. Evinizde kullanmadığınız bir laptop adaptörü varsa bunu kullanacaksınız. Onun dışında bir de ampule ihtiyacınız var. Ampulü de şöyle göstereyim. Bunu da sanayiden temin edebilirsiniz. 12 volt, 20 watt değerinde bir ampul bu. Bu ampulü kullanarak ve laptop şarj aleti kullanarak akümüzü şarj edeceğiz. Zaman kaybı olmaması açısından bağlantılarını yaptım. Hemen bağlantılarını göstereyim. Buradan bir tane kablo bağladım. Bu kablo lambanın dışına geliyor. Bu dışına bağlanan kablo akünün artı kısmına bağlanacak. Bir de şurada lambanın yanması için giriş olan alt kısma da bir kablo bağladık. Bu kablo da şöyle geliyor. İkili bir kablo bu. Bu ikili kablonun bir tanesini lambanın altına bağlıyoruz. Diğerini de akünün eksik kısmına bağlayacağız. Diğer uçları da boşta kalacak şu şekilde. Burayı da anlatmak gerekirse bakın. Şu şekilde ben burayı ayarladım. Bu yuvarlak olan kısım bizim adaptörümüzün dış kısmına gelecek. Burası eksi oluyor. Bilginiz olsun. Şu ortadaki kısım yani iç kısmı da artı oluyor. Buraya da artı kısmını bağlıyoruz. Yani şu şekilde hemen göstereyim. Şöyle takıyoruz. Bunu da içine takıyoruz ve güzelce bunu bantlıyoruz. Bu şekilde akümüzü şarj edebiliyoruz. Bu kabloların hangi uçlara gittiğini de hemen söyleyeyim. Zaten basit bir devre. Bunun şemasını da size veririm. Şu kısım bizim lambamızın altına gidiyor. Burası da gördüğünüz gibi şöyle makasımıza geliyor. Yani buradaki ikili kablonun bir tanesi direkt eksiye girecek. Diğeri de lambadan geçtikten sonra artı kısma girecek. Bu kadar basit bir devre arkadaşlar. İstediğiniz zaman kendiniz yapıp akünüzü şarj edebilirsiniz. Ben size testini de şimdi göstereyim. Görmeniz açısından bu şekilde bağladım. Şu kısım dediğim gibi akünün direkt eksi kısmına gidecek. Şurası da lambadan geçtikten sonra artı kısma girecek. Fişimizi taktık. Önce artıyı bağlıyorum. Daha sonra da eksiği bağlıyorum. Bakın lambamız yandı ve akümüz şarj etmeye başladı. Bu sistem ortalama kaç amper ile şarj oluyor? Size onu da göstereceğim. Ona göre bir hesaplama yapıp akünüzün ne kadar süre içerisinde şarj olacağını öğrenebilirsiniz. En sağlıklı yöntem 2-3 saatte bir kontrol edip şuradaki ışığa bakmak. Şuradaki ışık yeşil olduğu zaman zaten akünüz şarj olmuş demektir. Bu arada biz bu tür işler için akü şarj etmek için veya DC olan cihazları çalıştırabilmek için bir güç kaynağı yaptık. Bu güç kaynağının nasıl yapıldığını da izlemek isterseniz açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyip nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Akümüzün şarj olma hızını da size göstereyim. Bakın şuradaki değeri takip ederseniz 1,22 amper civarında bir akım ile şarj oluyor. Soracağınız sorular olursa yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Hoşça kalın.